Yanlış ekonomi politikalarının faturası vatandaşa çıkmaya devam ediyor. 2020 yılında zirve yapan bütçe açığı bir yana, karayolları ve şehir hastaneleri gibi ödeme garantili kalemlerin her yıl daha da artmasının bedelini halk ödüyor. Pandemi dönemiyle birlikte dar gelirli vatandaş iyiden iyi çıkmaza girdi. Borçlar arttı, faturalar kabardı. Gün geçmiyor ki fatura borcundan dolayı elektriği, doğalgazı kesilmeyen bir vatandaş daha listeye eklenmesin. Peki bakalım dar gelirli vatandaş bu ekonomik mücadelede bu fatura borçlarına karşı nasıl ayakta durabiliyor, ne kadar ayakta durabiliyor? Kalkamıyordur, geçinemiyordur bence. Yani çok zor bu hayat şartlarında. Dar gelirliler gerçekten Allah yardımcılar olsun, zor yani. Benim gördüğüm kadarıyla elektrik faturasına çok fazla zam var. Hani doğalgaz da çok fazla geliyor ama elektrik çok fazla. Geçinemez, mümkün değil. Yani hele hani 2-3 tane çocuğu olan, kirada olan, asgari ücretle geçinen insanlar, yani faturaları ödeseler, geriye kiralarını verseler yiyecek içeceklerine para kalmıyordur herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Zaten şu devirde 50 kuruşa bir tane bile sakız etmiyor yani, anlatabildim mi? Yani 2800, burada Suriyelilere yaptıkları yardım 5 milyar 10 milyar geçiyor. Bize verdikleri para 2800, yani hiçbir şey yetmez. Asgari ücret arttı. Artıyor da yani, her gün asgari ücret artsa da fiyatlar zaten her gün artıyor. Yani ülkenin hali nereye gidiyor? Hani herkes çok merak ediyor. Bilenler var ama bir oyun ya, yani bir oyun içindeyiz şu an sadece, ben onu biliyorum. Yani devlet zaten deli gibi para kazanıyor. Bari hani ülkenin insanlarını doyur. Millet geçinemiyor ki, millet aç zaten şu anda. Hani ben şunu giyebiliyorsam, ben şunu 3 senedir aynı ceketi giyiyorum. Şu an bir ceket almaya kalksan nereden baksan 300-400 lira. Yani asgari ücretle kimse geçinemez abi ya, ben bunu söylemek istiyorum. Pandemi sürecinde adeta dar gelirli çıkmaza girdi. Sokakta kime mikrofon uzatılsa konu hep ekonomiye geliyor. Aslında mikrofona da gerek yok. Vatandaşın tek gündem maddesi var, o da borçlar ve artan ekonomik yükler. Yani borçlar arttı, faturalar kabardı. 2020 yılının 9 ayında borcunu ödeyemediği için Türkiye'de yaklaşık 120 bin kişinin elektrik, 57 bin abonenin de doğalgazı kesildi. Çok kötü etkiliyor tabii, yani kimse faturasını ödeyemiyor ki. Zaten fatura çalışıyor herkes. Yani kış, bir de ortalık kış, doğalgaz ihtiyacı var, elektrik ihtiyacı var. Hani aldığını zaten devlet belli bir miktar para veriyor, aldığında faturalara gidiyor. Yani en azından faturada bir indirim yapsa veya kolaylık yapsa, zam gelmese belki daha iyi olacak ama Allah yardımcımız olsun. Ya ülkemizin durumu belli. Ülkemizin durumu belli yani. Yani tabii de yani zor. Yani insanın şeyi de, ama devletimiz de elinden geldiğini yapıyor. Böyle de bir hükümet görmedim, sağlam, güçlü. Para almayan kimse kalmadı ki. Dışarıdan gelenlere bile para veriyor. Böyle bir devlet görmedim hayatımda bak. Ben 70 yaşını geçtim. Helal olsun bu hükümete. Vallahi biz kalkamıyoruz, gerisini bilmiyorum. Asgari ücretten biraz yüksek alıyoruz maaş ama biz gelemiyoruz. Çok zor durumdayız. Herkes vatandaş olarak, insan üzülüyor. Ya geçen yıl yaptığım alışverişi bu yıl en az iki katına ödüyorum. Aynı alışverişte. En az iki katını ödüyorum. Kalkamıyorum ama ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Vallahi işte bu gelen zamlardan dolayı oluyor zaten. Biraz zamlar, vergiler, alacaklılar, biraz daha devlete yatırımımız değil de insana yatırımımız olsa, yollar vesaire çok fazlalaştı. İşte binalar üst üste bindi. Biraz onlarda kısıtlama yapsak bence hiçbirimiz birbirimizin tam destek olarak idare edeceğiz ama maalesef insanlarda böyle bir şey yok. Vallahi kalkamıyor. Bu kadar diyorum. Zor kalkıyor zaten ama kalkıyor. Kalkmak zorunda. Maaşlar yeterli, harcama bol. Kafeye oturduğumuzda 200 lira çay parası verip kalkıyorsun. O da 400 lira fatura yatırmıyor. Valla çok zor. Millet bunalım içerisinde. Çare bulmalar lazım ya, ertelemeler lazım. Yani yumuşak ödeme gibi bir durum var. Onu kullanmalar lazım. Bir ay ödemediğini getirip kesiyorlar mesela. Benim komşumu kestiler. Yani şu pandemi döneminde her türlü alacak ve borçlarda biraz esneklik olması lazım. Her geçen gün katlanan fiyatlar, artan işsizlik, gelir kaybı ve borçlar nedeniyle vatandaşlar geçinemiyor. Ay sonu ise gelmek bilmiyor. Ödeyemiyor. İşte zaten bir asgari ücret düşüklüğü var. Hani ne kadar yüksek gibi gösterilse de daha yüksek fiyatı gösterip birim fiyatlarını arttırıyor alacağı ürünlerin. Ya asgari ücretin insanları ferahlattığını düşünmüyorum ben şahsen. Elimdekilerini de alıyorlar daha çok. Hani vermiş gibi gösteriyorlar diyebilirim. Bilmiyorum, geçinmemeye alışmışız ve şu oturmuş bir düzen var. Ona herkes alışmış, o yüzden
Zaten evin giderleri asgari ücretle kafa kafaya geliyor neredeyse. Yani yapacağı herhangi bir hobi kalmıyor. Ondan sonra eğlenemiyor. Sürekli bir düşünce derdinde işte bu ayı çıkartabileceğim mi acaba diye. Ülkenin böyle olmaması gerekiyor. Yani iktidar partisinin anlattığına göre gerçekten çok güzel bir ülkeyiz. Hani herhangi bir ekonomik sıkıntımız yok diyorlar ama ne kadar inandırıyorlar herkesi bilmiyorum. İşte şimdiki faturaları ödeyince asgari ücretle elinde herhangi bir para kalmıyor. İşsizlik var bunun yanında. Her tarafta böyle işsiz geçinen insanlar var. Ülkede çok fazla insan var mülteci olarak. İktidar partisinin hayvanının yediği eti ben yiyemiyorum asgari ücretle geçindiğim zaman. Ülkenin de Kemal Atatürk'ün bıraktığı ülkeyle herhangi bir alakası yok şu anda. Yani tamamen yalan dolan her şey. Kandırılıyorlar. Konuşanı da susturuyorlar. Özür diletiyorlar. Belki beni de alırlar içeriye, bilmiyorum.